Gayrimenkul alım satımlarınızda en hızlı çözüm ortağınız olan Altınoluk Gayrimenkul sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz ŞK Magazin başlıyor. ŞK Magazin 26. bölümünden herkese merhabalar. Kutlamalar, davetler ve özel organizasyonlarla derlediğimiz en güncel magazin turu başlıyor. Yeşim Diktaş'a yeni yaş sürprizi nerede yapıldı? Yeni yaşından neler diledi? Ramada'da kahkaha dolu görüntüler diyoruz ve haberimize geçiyoruz. Sevdiğim arkadaşlarımla birlikte yanımdalar her zaman. Ben de onların yanındayım. Güzel bir doğum günü akşamı yaşıyoruz birlikte. İyi ki varlar. Onları çok seviyorum. Huzurlu, mutlu, ailemle, arkadaşlarımla, dostlarımla birlikte vakit geçirmek. Güzel günler. Yeni yaşımdan temennim bunlar. Kendimi çok seviyorum. Sevdiğim arkadaşımın doğum gününü organize ettim. Kendisini çok seviyorum, yakın dostum. Hatta ahiretliyim diyebilirim. Yine gün arkadaşlarımızla birlikte hep beraber Yeşim'in doğum gününü kutlamak için buluştuk. Yeni projem var. Çok yakında inşallah açacağım. Cilt bakımı, lazer, make-up, kalıcı makyaj. Daha sürprizler var. Takipte kalın lütfen. Diş Hekimleri Kutlama Organizasyonu 5 yıldızlı da gerçekleşti. Profesör Doktor Özlem Fentoğlu ile geceye dair özel röportajımız ekranlarınızda. Merhabalar. Profesör Doktor Özlem Fentoğlu. Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesiyim. Periyodontoloji Anabilim Dalı'ndayım. Bugün öğrencilerimizle birlikte çok güzel bir günü kutluyoruz. 22 Kasım Dünya ve Türkiye Diş Hekimleri Günü olarak kutlanıyor. Burada öğrencilerimizle birlikte olmaktan, bu güzel günü hep birlikte kutlamaktan çok mutluluk duyuyorum. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanılıyor bu hafta. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de. Hep birlikte nice sağlık ve mutluluk dolu günlerimiz olsun. Bütün öğrencilerimizin, hekim adayı öğrencilerimizin, meslektaşlarımın, arkadaşlarımın, hocalarımın, bize emek veren çok değerli hocalarımızın Diş Hekimleri Günü'nü kutluyorum. Haber turumuza dostlukları uzun yıllara dayanan Hatice Bilgin ve Merve Sakarya ile devam ediyoruz. Hatice Hanım'ın kardeşi Talha Bey'in düğün töreninde görüntülediğimiz sıkı dostlar kısa bir aradan sonra yine mikrofonlarımıza konuştular. Bakalım neler söylemişler. Evet, elbisemi İzmir'den aldım. Güzel bir mağazadan aldım. Aslında farklı bir renk düşünüyordum, siyah istiyordum ama görünce renginden dolayı bunu tercih ettim. Umarım beğenmişsiniz. Erkek kardeşimin düğünü, çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok güzel geçiyor. İkisine de mutluluklar diliyorum. İnşallah çok güzel olur. Yani biz Hatice ile artık arkadaş da değiliz, dost da değiliz, kız kardeşiz. Evet, öyle söylüyoruz sorana. Çok şükür en kötü günümüzde de, en güzel günümüzde de bir aradayız. Herkesin ayaklarına sağlık. Bizi yalnız bırakmayan eşimize, dostumuza çok teşekkür ederim. Özel İspart Hastanesi yeni yönetim kurulu başkanı Aydın Güneş ve Profesör Doktor Hakan Kaya'yı Özel İspart Hastanesi kaynaşma yemeğinde görüntüledik. Özel haberimiz sizlerle. Özel Isparta Hastanesi olarak 2023 yılının sonunda profesyonel bir idareciyle buluştuk ve birlikte olduk. Gücümüze güç kattık. İnşallah kendisiyle bundan sonraki yatırımlarımızı ticari manada daha değişik boyutlara taşıyıp daha Isparta'mıza daha güzel eserler kazandırmaya çalışacağız. İsmim Aydın Güneş. Kuruçoğlu grubundayım. Yaklaşık 15 gündür de Isparta Özel Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanı olarak göreve başladım. İnşallah bundan sonraki süreçte Isparta için
hastanemiz için ve gelecekteki yatırımlarımız için elimizden geleni yapacağız. Bizim artık hava kuvvetlerinin pilotları gibi düşündüğümüz hastanemizin temel unsurları olan hekim arkadaşlarımızla beraber bir yemekle hem tanışıyoruz hem de kaynaşıyoruz, o şekilde söyleyeyim. Sıradaki haberimiz sağlık köşemizden. Kliniker ailesi ağız ve diş sağlığı haftasını kutladı. Diş hekimi Sait Enes Er diş sağlığı konusunda neler söyledi? Haberimize geçiyoruz. Merhaba, ben diş hekimi Sait Enes Er. 12 yıllık diş hekimiyim. Yaklaşık 10 yıldır üniversitede görev yapıyordum. Son 2 senedir de kendi kliniğimizde görev yapmaktayız. Bugün diş hekimleri günü. Sağ olsun arkadaşlarımız bizleri de unutmadı bugün. Yalnız bunu sadece bir hani diş hekimlerinin günü olarak, onu kutlama günü olarak değil, aynı zamanda bir farkındalık olarak değerlendirirsek daha iyi olur. Hani toplumumuzda diş sağlığı çok önemsenmiyor. Aynı zamanda diş hekimliği haftası bu hafta. Ona yönelik daha fazla bu hafta içinde hani farkındalık yaratacak çalışmaların olmasını temenni ederim. Hani bu fırsatı halkımızın diş sağlığına fayda sağlayacak bir şekilde getirsek çok güzel olur. Son olarak insanlarımız hani diş hekimine sadece ağrısı olduğunda gidiyor. Benim tüm bireylerden istediğim dişimiz ağrıdığı zaman değil, rutin kontrol olarak diş hekimine gidersek, hani çürüdükten sonra değil, çürümeden önce önüne geçersek bu problemleri daha sağlıklı olur. Eğirdir yolundan sonra Bucak Çileği hizmeti açan ve Türkiye genelinde bulunan tüm mağazalar arasında başarısıyla hep ilk sıralarda yer alan Eğirdir Yolu Çilek Odası kurucusu Gülizar Manankaya ile başarının sırlarını konuştuk. İzleyin. Evet Ateş'cim, aslında bu bahsettiklerin çok yorucu şeyler değil ama Koç burcuyum ve mükemmeliyetçi bir yapım var. Ne yapıyorsam her şeyin en iyisini yapmam gerekiyor ve bu bazen yorucu olabiliyor. Neyse ki bu hassasiyetimin sonucunda gördüğüm, çabalarımın sonucunda gördüğüm sonuçlar, yakaladığım başarılar gerçekten tüm yorgunluğumu alıyor diyebilirim. Benim için sadece satış yapmak önemli değil. İstediğim kadar çok fazla satış yapıyor olayım. Önemli olan detay her yaptığım satıştan sonra müşterimin memnun olması. Tekrar bizi gözü kapalı tercih edeceğinden emin olabilmem. Dolayısıyla küçük hedeflerim yok, çok büyük hedeflerim var. Onun dışında Bucak şubemiz olsun, Isparta Eğirdir Yolu şubemiz olsun, tüm Türkiye genelindeki çilekler arasında hatırı sayılır bir sıralamadayız. Örneğin Eğirdir Yolu çilek şubemiz Türkiye genelindeki 300 bayi arasında ilk 10'a giriyor ve bu bizim için gerçekten gurur verici bir şey. Dolayısıyla bu sonuçları aldığımızda hepsini unutuyoruz, her şeye de yetişebiliyoruz elhamdülillah. Mutlu oldukları işi yapsınlar ve ne yapıyorlarsa yapsınlar, severek yapsınlar. Zaten işimize, anneliğimize, hayatımızın her yerinde sevgimizi kattıktan sonra başarı otomatikman geliyor ve kadınların da böyle bir gücü olduğuna inanıyorum. Dokunduğumuz her şeyi güzelleştiriyoruz tüm kadınlar olarak. O yüzden o içimizdeki gücü keşfetmeliyiz. Tüm kadınlara da buradan tavsiyem, biz çok güçlü varlıklarız. Onun farkında olarak bence yaratılışımızın kıymetini bilerek çok büyük tutabiliriz hedeflerimizi. Yaptığım işi gerçekten çok seviyorum ki bizde aile mesleği mobilyacılık ve ben gerçekten çok severek yapıyorum. Şöyle bir şeyden de bahsedebilirim. Küçükken herkese sorulur ya işte ne olacaksın büyüyünce diye. Bana küçükken sorduklarında arkadaşlarım hep işte bakkal olacağım, öğretmen olacağım falan derken, evet doktor olacağım derken bana sorduklarında verdiğim cevap o yıl da aynıydı. Onca yıl geçti, hala da öyle. Ben patron olacağım diyordum. Ve yani olmaya çalışıyorum hala diyeyim. Hala kendimi geliştirmeye özen gösteriyorum. Asıl işim mobilyacılık bildiğiniz gibi. Ve bu işi geliştirmek için gerçekten çok çabalıyorum. Çünkü sadece kendim için değil, ben tüm Türkiye'deki kadınları da temsil ettiğimi düşünüyorum. Ve ne iş yaparsam mükemmel sonuçlar elde etmeliyim ki birçok kadına da yol göstereyim istiyorum. Dolayısıyla umarım başarılı olabilirim. Güzellik sektöründe yer alan ve hizmet alanını genişleterek yeni bir konsept oluşturan Sevim Duygu sadece ŞK Magazin mikrofonlarına konuştu. We'll be right back.
Çok güzel geçti. Zaten uzun zamandır da bekliyordum açıkçası. Tüm konsepti ve bütün çalışmaları kendimiz çalıştık. Asla mimarla çalışmadık. Ya zaten odalarımız kişiye özel zaten. Her odayı ona uygun olarak yaptık, tasarladık. Kapalı bayanların da mahremiyetini de düşünerekten yaptık açıkçası biraz da. Çünkü Isparta'da bu çok büyük bir açıktı açıkçası. Bir kere 15 yılı aşkındır bu meslekteyim ve ona göre bir tecrübemiz var. Çünkü hani iki gün iki sertifika alıp işte iki günlük eğitimlere katılıp da bu şeye gelmedik. Bu süreçte yanımda olan eşime öncelikle en büyük destekçim, eşime çok teşekkür ediyorum. Kaliteli ve VIP hizmet almak isteyen herkesi Sevim Duygu Beauty Akademi'ye bekliyorum. Birincisi düzenlenen Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı büyük beğeni topladı. Fuara dair özel görüntüleri sizler için derledik, izliyoruz. Bugün Isparta'da birinci gastronomi ve turizm fuarımızı açtık. Şu anda görebildiğimiz kadarıyla halkımızın ilgisi çok güzel. Çünkü burada Isparta'yı mini bir Isparta olarak sergiliyoruz. Isparta'daki turizm değerlerimiz, gastronomi değerlerimiz, güzelliklerimiz, paydaşlarımız, valiliğimiz, belediyemiz, özel idaremiz, üniversitelerimizle birlikte şu anda sergileniyor. Halkımızın ilgisinden de memnunuz. Burada mini Isparta'yı yarattık. İnşallah memnun kalırlar ve buraya katılan girişimcilerimiz de kendilerini tanıtma fırsatı bulurlar. ...2022-2023 yılı içinde otelpuan.com'da paylaşılan misafir geri dönüşlerine göre 9.1 puan alarak yüksek misafir memnuniyet sertifikası alan şehrin 5 yıldızlısı Valide Otel Satış Pazarlama Müdürü Kezban Tekeş ile özel röportajımız sizlerle. 2022-2023 yılı içerisinde otelpuan.com paylaşılan misafir görüşlerine göre yüksek misafir memnuniyeti sertifikası almaya hak kazandık. Biz Valide Otels ailesi olarak yine hizmet kalitesini ön plana çıkarmaya, bütün otelimizde konaklayan misafirlerden olumlu geri dönüşler almaya özen göstereceğiz. İlgi alaka gösteren bütün misafirlerimize bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ederiz. ŞK Magazin 26. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki programda yine başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz magazin turumuzla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.